sistemde de o da her dediğini yaptığı için gitti. Yani bu bir zihniyet ve sistem sorunu. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'ın ekonomide reform yapabilmesi için bu tek adam rejiminden yani biz bu ülke bunu kaldıramıyor, biz de bu ülkeyi bu rejimle, bu sistemle götüremiyoruz deyip güçlendirilmiş, iyileştirilmiş parlamenter sistem için masaya oturması gerekiyor. Onu yapar mı? Bence yapmaz. Çünkü bütün hedefi yani 2010'daki referandumdan itibaren yola çıkıp bakarsak bu tek adam rejimini talep etti başından beri. Mesela 2007'de yanlış hatırlamıyorum ya özür dilerim 2009'da Ergün Özbudun'a bir anayasa taslağı hazırlattırıldı. Aslında Sayın Cemil Çiçek'in bir çağrısıydı zannediyor. O 2011'de yapıldı 2011'de, ama evet, 2007'de Anayasa Masası kuruldu. Tabii 2007'de e, 2009'da Ergün Hoca'dan e, başkanlık sistemine dair bir anayasa istendi. Ergün Hoca ben bunu hazırlamam, başkanlık sistemi yanlış dediği için e, parlamenter sisteme yönelik yani onu iyileştirmeye yönelik bir taslak hazırladı. E, o da kabul görmedi. Sonra 2011'de Sayın Cemil Çiçek, Anayasanın iyileştirilmesi, Parlamento'nun güçlendirilmesi için bir meclis çalışma başkanı, Çalışma yaptı. Bütün siyasi partiler, mecliste bulunan bütün siyasi partiler bir heyet verip komisyon kuruldu. Yanlış hatırlamıyorsam 50 47 ya da 48 şey konusunda madde konusunda uzlaşıldı. Şimdi bütün bunları ne için söylüyorum? Bütün bunları Baktığınız zaman Sayın Erdoğan daima bu anayasa değişikliklerinde başkanlık sistemine ama kendi kafasındaki başkanlık sistemine dönmek için adımlar attı. Bunu da şöyle sundu vatandaşa. Tıkanıldı. Bu tıkanmanın nedeni, aha da işte bu parlamenter, parlamenter sistem. sistemdir. Ayağıma şeyler var, prangalar var. Kollarımda prangalar var. Önce Sayın Necdet Sezer suçlandı. Sonra Sayın Abdullah Gül geldi. Yani aynı partiden herhangi bir sorun yoktu ama bitmedi 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 şikayet ve sonuçta bugün gelinen noktada ne yargı reformu yapabilir ne e, ekonomi reformu yapabilir. Çünkü kendi yetkilerini azaltacak hiçbir, bu yetkiler için öldü zaten o kadar istedi bu yetkileri. Bunlardan bu yetkileri almışken bırakmaz. O zaman yani şey dedi ya mesela de inandırıcı.